Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Makinamın gözünü tortu bağlamış. Bayağı bir sertleşmiş. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu tortuyu fark etmedim. Çalıştığım için atıp gitmişim. Çamaşır bayağı bir artık tortulardan deterjan almaz olmuş. Tıkandı mı ne? Şimdi nasıl kolay çözebiliriz? Gözü de çıkmıyor. Biraz uğraştım. Şimdi sizlere bir yöntem göstereceğim. Şimdi biraz limon tuzu atalım. Çünkü bayağı bir sert. Ben biraz çok atacağım içine. Şuraları koyalım. İçine gitmemesi için yavaş koyuyorum. Karbonat vardı biraz. Yarım. Onu da katalım. Üzerine ilave edelim. Sesi duyuyorsunuzdur. Şu an bayağı ses gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi. Limon tuzu, karbonat, birazcık da sirke damlatalım fazla. Damlatmadan karbonatı aşağıya atması için hafif serpelim ki tortular gitsin. Şurada gördüğünüz gibi renk olmuş. Sanki küf gibi. Şöyle hafif atayım. Damla damla. Görüyorsunuz kabarmaları. Kabarmaya başladı. Çok çabuk şu lekeler gidecek mi bakalım. Biraz makinem karanlık bir yerde durduğu için hiç görmemişim, iyice fark etmedim. Kapağı kapanmaz bir hale gelmişti makinemin. Şimdi 2 dakika olmadı daha. Biraz sirke daha dökelim. Daha iyi kabarsın. Küflü yerlere. Oraya bir limon tuzu daha koyalım. Şimdi bakalım nasıl, ne durumda elimizde bitmeyen. Evet, bayağı bir kabarmaya başlamış. Elimizde şöyle ovalayalım. Bayağı çözüldü gibi. Beklememiz gerekiyor galiba. Ben elimle şöyle bakıyorum. Tutuldu bir.
Evet arkadaşlar, biraz kaynar su şimdi üzerine dökelim. Biraz beklesin şimdi böyle. Bir 5 dakika sıcak suyu döktük. Tortular beklesin. Sonra tekrar sıcak suyu devam ederiz. Biraz sıcak su daha dökeriz. Öyle başka videolarda gördüğünüz gibi biliyorsunuz hemen döktüğünüzde görüyorum ki daha yeni yumuşamaya başlamış. Biraz beklesin, sonra bir 5 dakika bekletelim. Sonra biraz elimizle şöyle ederiz artık şu gitmeyen. Bakın gördüğünüz gibi siyah lekeler çok az kalmış. Demek ki gidecek. Biraz beklememiz lazım. Yumuşasın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi limon tuzumuzu attık. Karbonatımızı, sirkemizi döktük. Biraz kabardı. Tabii şuradaki gördüğünüz gibi sarı leke çok az bir şey kaldı. Ama demek istediğim şu ki öyle videolarda gördüğünüz gibi gerçek anlamda tortu bağlayan bir şey sıcak su döktüğümüz halde pek kabası gitmiş. Biraz da sıcak suyla dökelim ki bunu sıcak su halledecek galiba sonunda. Bakalım şöyle. Yani onun üstüne mutlaka sıcak su dökelim ki deterjan erisin. Biraz da telle ovmak gerekecek mutlaka. Çünkü öyle dökmeli olmuyor limon tuzu, soda, karbonat. Bunlar çözüm tabii ki de bu tam neticeyi alamıyoruz. Gördüğünüz gibi birazcık telle sıcak suyla gördüğünüz gibi şuraları ovmak lazım demek ki. Yoksa gitmeyecek. Anlaşıldı. Yani görüyorsunuz hala var. O kadar döktüğüm halde çok kireç bağlamadan, tortu bağlamadan önce yapmak lazım ya da zaten önemli olan tortuyu çözmesi. Onun için ovalayacağız. Anlaşıldı. Biraz tellemek lazım. Görüyorsunuz daha o kadar sıcak su döküyorum. Şu taraflar temizlendi ama hafif olan yerler gitti. Fazla tortu olan yerler gördüğünüz gibi hala var. Onları biraz tellemem lazım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tortular gitmedi. Tekrar deneyeceğim. Biraz az kaldı. Sıcak suyla temizledik. Görüyorsunuz. Makinemizi çalıştırdım. Az önce içindeki sodayla, karbonatla makineyi temizledik. İçini de yıkadım. Gördüğünüz gibi gitmedi yani. Tekrar karbonat deneyeceğim. Evimde yoktu, onun için bıraktım. Siz de denediğiniz zaman görürsünüz. Bu kadar kireç tutmasını bekletmeyin bence. Hafif kireç olursa çözer. Benimki biraz fazla kireç tutmuş. Tortulanmış. Onun için işleri temizlendi ama şuranın kireci gördüğünüz gibi tortusu gitmedi. Bayağı bir telle olmayı denedim. Ama yine de gitmedi. Tekrar karbonat alacağım. Tekrar deneyeceğim. Siz de makinenizin fazla kireç tutmaması için daha sık yapın ki benimki gibi olmasın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın.